İyi akşamlar. Hepimiz Türkiye için varız. Üreteceğiz, tüketeceğiz ee, ve toplumsal refahtan pay alacağız. Biz temiz ekran ve sorumlu habercilik anlayışıyla karşınızdayız. Bizim temel ilkemiz objektif olmak. Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil diyoruz. Ekonomi hayatın kendisi diyoruz. Ve bugünlerde özellikle siyasi gündem farklılaştıkça ekonomideki yükselen nabız da bizim için önemli. Türkiye'nin en önemli sorunu iş ve aş meselesi. Türkiye çok konuşmak yerine iş ve aş meselesini çözmek için değişen dünyaya uygun, yeni yapılanmaya uygun bir modellemeyle, bir ulusal kalkınma planıyla yola çık ...21. yüzyıla bambaşka bakacak. Bunu söyleyelim. Söyleyelim, sözü çok fazla uzatmayalım. Çünkü konuklarımız var, konularımız var... ...ve ana gündemimiz üretim, üretim, üretim. Böyle diyoruz. Ana gündem konularına geçmeden hemen konuklarımızı şöyle kısaca bir takdim edelim isterseniz. Bugün 3 konuk ağırlayacağız. Ee, Anadolu İstizli Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ilk konuğumuz... Sonra Çelik Federasyonu Başkanı, İş insanı Ekinciler Holding'in eş başkanı Namık ikinci konuğumuz ve Mehmet Dinçerler iş insanı ve kahve dünyasından farklı bir isim olarak karşımıza gelecek. Sohbet edeceğiz ama biliyorsunuz içeride de gündem yoğun dışarıda da. Dışarıdaki yoğun gündemde rotamız Amerika, Çin, ticaret savaşından yansıyan hava olacak bugünkü konumuzu ilgilendiren konu ama gelin dünyadan ve Türkiye'den gündemden yansıyanlar bize ne söylüyor? Birlikte bakalım sonra sohbete geçelim. YSK'nın İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrasında bazı havayolu şirketleri yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için kolaylıklar sağlanacağını duyurdu. Enflasyon Nisan aylık %1.69 oldu. Yıllıkta ise %19.5 seviyesinde gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı harcamalarında %5.36, ev eşyasında %2.65, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1.4 artış oldu. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Ekonomik Tahminleri 2019 ilkbahar raporunu yayınladı. Raporda Avro bölgesinin 2019 yılı büyüme tahmini %1.3'ten 1.2'ye, 2020 için %1.6'dan 1.5'e indirildi. Avrupa Birliği'nin 2019 büyüme tahminini ise %1.5'ten %1.4'e, 2020 yılı için %1.8'den 1.7'ye düşürdü. ABD Hazine Bakanı Stephen Mankin, çinle ABD arasında ticaret anlaşması yapılmamasının talihsizlik olacağı uyarısında bulundu. Mankin, cuma gününe kadar anlaşmaya varılmaması halinde tüm ekonomi ekibinin ABD'nin tarifeleri yükseltmesi gerektiği konusunda Trump'a öneride bulunduğunu kaydetti. Gündem yoğun dışarıda gündem yoğun. İçeride 23 Haziran yerel seçim tabii ki İstanbul'daki yerel seçim belediye başkanını yeniden seçeceğiz. Bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Karar biz hiç siyasete girmiyoruz ama biz kura bakıyoruz. Nereye? Dolara. 6.20'leri görmüş dolar kuru bizim için önemli. 2 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. 24'lere Gelmiş iki yıllık faiz bizim için önemli ve konuğumuz Tuğrul Arıkan Anadolu Isuzu'nun genel müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Sağ olun. Ee, gündem ne kadar yoğun değil mi? Çok, evet. Çok. Öyle yoğun bir gündemde siz bir şirketin genel müdürü aynı zamanda bir iş insanı olarak nasıl başlıyorsunuz güne? Nasıl başlıyoruz? Tabii ilk önce bir ekonomik parametrelerin gidişine hemen bakıyoruz bir sabahtan muhakkak planları yapıyoruz. Bugünlerde belki biraz daha sık kısa vadeli planlar yapıyoruz ama aslında normalde tabii daha orta vadeli, uzun vadeli planlar da yapmamız lazım. Bugünlerde biraz daha kısa vadeli. Yani döviz kurları, o dalgalanma. Çünkü üretici şirketler olarak bizlerin bir dinamiği var. Mal alıyoruz, mal satıyoruz, ihracat yapıyoruz, yurt içine satıyoruz. E tabii insan yönetiyoruz. Bütün bunları yaparken de Girdi maliyetleri son derece önemli. Onların ödemeleri çok önemli. Nakit akışı çok önemli. Hepsini iyi sistemlerle çok iyi yönetmeniz lazım. En sevmediğimiz şey dalgalanma. Yani hem aşağıya hem yukarı iki taraflı da dalgalanmayı çok sevmiyoruz tabii üretici şirketler olarak. <laughs> ben de zaten o yüzden bunla evet. başladım. Pazar akşamı kotasyonlara baktığımda 5 lira 98 kuruş olan dolar kuru Pazartesi akşam 6, 20, 6 lira 20 kuruşu gördükten sonra 6 lira 15 e, kuruşa kadar geriledi ve bugün Çarşamba. Ben artık e, 6 lira 20 kuruş falan demek istemiyorum. Bir genel müdür, bir yönetici nasıl, kaç yani kısa vadeden kastınız ne onu öğrenmek istiyorum. Bir saat mi, iki saat mi? Çok. Yani nasıl kısa vade? <laughs> ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii dinamikler var yani mal alıyorsunuz, vadesi geliyor, ödemeniz lazım yurt dışına. Tabii o bazen bir günlük, bir saatlik şeyler bile çok etkileyebiliyor. Haklısınız. Ama bunu tabii bu şekilde yönetmemiz zor. Bizim bunlara karşı doğal koruma yöntemleri bulmamız lazım. Buradaki en büyük silahımız ihracat. Yani yıllardır üzerinde durmaya çalıştığımız portföy, ürün portföy sepetimizde, sepetimizde esas üzerine yoğunlaştığımız hep ihracat oldu. O tabii bizi en azından bu dalgalanmalara karşı kısmen koruyor. Ee, bu çok önemli. Bütün şirketler için çok önemli. Türkiye'deki bütün şirketler. Çünkü iç pazarda şu anda otomotifte ilk 4 ayda da %50'ye varan bir gerileme yaşadık. Çok önemli bir veri verdiniz. Evet. Çünkü siz otomotiv pazarının önemli aktörlerinden birisiniz şirketiniz ve bu şirketi yönetiyorsunuz ama binek araç değil ticari, ticari araç, araç. Değil mi? Evet. Ticari araç üretmek %50 iç pazarın daraldığı bir ülkede avantajlı şu an. Öyle görünüyor. İhracat verileri bunu gösteriyor. Yanılıyor evet. muyum? Evet. Çünkü son senelerde bütün Türkiye aslında ticari araç açısından baktığımız zaman güçlü bir üretici ve son yıllarda da ciddi bir ihracat atağı oluştu. Ve burada da en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Ve burada biz de şirket olarak önemli bir artış gösterdik. Yani 5 sene öncesine bakarsak ihracatımızda 1'e 3 bir oran söz konusu, artış söz konusu. Ve bu da devam edecek. Yani biz şu günlerde bu ihracatı sağlamakla da finansal yapıyı daha sağlıklı hale getirebiliyoruz ve koruyabiliyoruz. Peki iç pazar, dış pazar diye e, otomotiv pazarındaki yolculuğu ve sizi tabii ki spesifik olarak soracağım ama ayırsak. Öncelikle sizin bir ürün e, yelpazenize evet. bakalım mı? Neler üretiyorsunuz? Çok eski bir şirketiz. Yani 35-36 senelik bir geçmişimiz var. Kamyoncu olarak aslında başlıyoruz. Yani bizim DNA'mızda aslında kamyonculuk var. Kamyonla başlayan ama hemen arkasından birkaç sene içinde otobüsü, midibüsü de bu portföye ekleyen hatta daha sonra pick-up'ı da ekleyen bir şirketiz tam bir hafif ve ağır ticari araç grubuna hitap eden araçlarımız var. Pick-up'ımız, kamyonetimiz, kamyonumuz, otobüsümüz, midibüsümüz. En büyük özelliğimiz sanayiciyiz ve bunları üretiyoruz. Ve hep hedefimiz bunları en yüksek yerlik oranına gelerek, Türkiye'de bir katma değer yaratarak, yaratarak üretmek. Ve orada da çok önemli bir yere geldik. Nitekim akabinde de ihracatta özellikle büyüme hedefini koyunca, bunun tek yolu olduğunu gördük. O da ARGE gücümüzü arttırmak. Burada duracağız. Çünkü evet. bu şirketin bir özelliği var. Şirketinizin. Ee, Türk ortağın yanı sıra uzun süredir devam eden Tabii. bir Japon ortaklığı. Size baktığımda özellikle ARGE'de e, farklısınız. Önem veriyorsunuz. Çok. Benim çok üzerinde durduğum, dikkat ettiğim ve oradan bize yansıyacak katma değerli farklılık evet. ne? Anlatır mısınız? Tabii ki. Zaten Türkiye'nin şu anda orta ve yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmesini sağlayacak ana unsur argiyi güçlendirmek olacak bütün şirketler için. Biz de o açıdan ihracattaki büyümenin bunsuz olamayacağını gördük. Şimdi 40'tan fazla ülkeye araç satıyoruz her ülkenin kendi regülatif istekleri var. Müşteri beklentileri farklı. Bu araçları geliştirmek bu pazarları için ancak bir ARGE gücüyle olabilir. 140'a yakın bir ARGE teşkilatımız var. Genç mühendis arkadaşlarımız çok başarılı. Ve bunları tabii destekleyen diğer bölümler. Ne mühendis var? Araya girdim. Efendim? Mühendis sayınız? Ee, şu anda toplam olarak 140 kişiyiz. İçinde mühendis sayısı da 100 civarında da mühendis Hı. var. Bu önemli. Evet. Yüz mühendis doktoralı var mı? Var. doktoralı da var. Çünkü... onu özellikle teşvik ediyoruz bir de. Özellikle Niye teşvik, teşvik ediyorsunuz? Yani biz e, patent konusunda çok önemliyiz. Yani olayın sadece geliştirme değil araştırma tarafının da oluşmasını istiyoruz. Her ne kadar çok kısa vadeli bakış açıları da olsa bizim önümüzdeki 3-5 senenin değişimlerine de bakmamız lazım. Dünyada global anlamda çok büyük teknolojik de, değişimler oluyor ve Araç tarafında özellikle oluyor. Bizim ona ayak uydurmamız lazım. O yüzden bu patentler, yayınlar, konferanslar son derece önemli ve biz burada arkadaşlarımızın da eğitim seviyesinin artmasını istiyoruz. Yani masterlı, doktoralı e, çalışan sayımızın artmasını özellikle teşvik ediyoruz bu anlamda. E tabi sizin ürün yelpazesi geniş savunma ayağınız da var. Yeni girdiğiniz var. alan var. geleceğiz. O Seydin hikayesini de sormak tabii, isterim tabii, size ama. Tabii. Öncelikle e, gelin iç pazara bakalım. Ee, i̇ç pazarda ÖTV indirimi, KDV indirimi geldi. Ama pazarda bir hareketlenme yok. Yanılıyor ha. muyum ben? Yani Sıkıntı ne? Nasıl çıkabiliriz burada? Pazarda bir hareket oldu ilk çıktığında ÖTV, KDV indirim tarafı. Ve bu Kasım aralığa yansıdı. Çünkü Kasım aralıktan önce, geçen sene Kasım aralıktan önce rakamlar... Düşüş rakamları çok daha yüksekken Kasım Aralık'ta biraz düştü. Ancak e, ilk 4 aya bakarsak evet haklısınız. Yani halen otomotiv bazanda %50, ticari aracın bazı gruplarında %60'a varan düşüşler var. Ben belki sorunuzun cevabı siz sahayı çok seviyorsunuz. Hep sahadan seviyorum. mesajlar veriyorsunuz. Ben bayilere çok gidiyoruz. Bizim sesimiz de bayile sahadaki sesimiz. Tabii. Hem servislerimiz hem bayilemiz. Yüzü aşkın servis var. 26 tane satış bayimiz var. Bütün Türkiye'ye yayılmış. Bunlar çok kıymetli arkadaşlarımız, bizim ailemizin bir parçası. Hı hı. Bakın ben onların söylediklerini size söyleyeyim. Sonra birazcık belki Olur. yorum yapmakta fayda var. Şimdi ne diyorlar? Şimdi diyorlar ki biz e, showroom'larda artık kimse gelmiyor. Biz gidiyoruz müşteriye. Ama müşteriye gidiyoruz. İkna ettiğimiz müşteri dedi araç alımına ikna ettiğimiz zaman karşılaştığımız şey şu. Bütün koşullarda anlaştıktan sonra kredi paketine geliyoruz. Şimdi ya faizler evet. yüksek geliyor. faizler faizden konu. Ya da faizler kabul edilse bile bu sefer bankadan olumlu bir mesaj gelmiyor. Mesela bu önemli. Yani hı hı. finansman tarafında hem kredi erişiminde hem faiz oranlarında şu anda sektörü özellikle ticari aracı teşvik eden bir yapı eksik. Yani bunun geliştirilmesi. Birinci zaten. sorun önemli. bu. Yani bayilerimizden de gelen önemli bir şey. Şimdi yeni araç almak isteyenler, yeni projeler fazla olmadığı için yeni araç alımı da oluşmuyor diyor bayilerimiz. Ve burada da özellikle mevduat faizinin yüksekliğini, dövizdeki artışı ön plana alıyorlar. Yani insanlar araç almak yerine buraya paralarını yönlendiriyorlar. Yani böyle bir şey var, müşterilerden gelen bir geri bildirim var. Ama en önemli geri bildirim bence, benim dikkatimi çeken bunlarda, dur bakalım diyorlar. Yani dur bakalım bir bekleyelim, bir görelim yani durumu bir görelim. Biz aslında bütçemizi yaparken yani bu seneyle ilgili belli bir daralmayı ilk 6 ayda öngördük. Yani bu işte özellikle ilk 6 aylık dönemde. Bunun biraz üstünde bir daralma oldu. Şimdi tabii mesele sizin de söylediğiniz gibi bundan sonrasını nasıl arttıracağız? Çünkü önümüzde daha bir 7 aylık, 6 aylık önemli bir dönem var bu seneyle ilgili. Ticari araç açısından baktığımız zaman Eylül, Ekim, Kasım dönemleri çok hareketli aylardır. Bu aylara nasıl gireceğiz bu çok önemli. Şimdi o anlamda biz hem sanayici Sanayicileri Derneği olarak hem de biz kendimiz çok fazla hükümetle işbirliği içinde çalışıyoruz. Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Ve orada konuştuğumuz bazı konular var. Özellikle... Yaşlı araçların Türkiye'de ciddi bir hı hı. E, parkı var. Yani şöyle diyebilirim, yani 10 yaşın üzeri milyonlarca ticari araç var. 15 yaşın üzeri de bayağı ciddi bir rakam var, otobüsler, kamyonlar. Şimdi yaşlı araçların e, hurda programıyla çekilip yeni araçlarla değiştirilmesi konusunda hükümet bir teşvik paketi oluşturdu. Ama bu daha çok binek tarafına e, hitap ediyor bir paket. Bunun belki şeye göre yani özellikle ticari araçta fiyatların daha yüksek ve ÖTV oranında göreceli düşük olması sebebiyle bunun birazcık daha bir ayarlanması çok katkı sağlayacaktır. İnsanların alım kararını etkileyebilir görüşündeyiz. Bunun dışında kamu alımlarında binek tarafında özellikle yabancı araç alınmaması konusunda yani bir şey var, bir karar var seneler önce alınmış. Çok güzel bir karar bu. Şimdi bunun ticari araçta Alınmış böyle bir karar yok. Bunun belki kamuda ticari araç içinde, yerli üretim üretilen araçların alınması konusunda bir kararın çıkması da çok faydalı olacaktır. Ee, İki önemli konu. Evet, yani bunlar çok faydalı olabilecek konular. Ama en önemli konu, demin bayilerimizin söylediği konu, finansmana erişim ve faiz oranları. Faiz oranlarındaki düşüş ve finansmana erişim kolaylığı ticari araçta, satın alma kararlarında çok önemli rol oynayacaktır. Biz buradan altını çizelim. 2 yıllık faizlerin %24'leri açtığını söylüyoruz. Evet. Bütün bunlar pazarın yeniden canlanması, evet. finansa erişim için en önemli gösterge. Burayı izliyoruz ama burayı izlerken de hep yerli dediniz. Yerli deyince siz yerli otomobil tabii ki üretimi, Beşli konsorsiyum var. Grup olarak o konsorsiyumun içinde, içinde evet, yer oluyor. alıyorsunuz. Size yerliyi sormayayım. Yerli pazarı Türkiye için, iç pazar için yapılmıyor herhalde yerli otomobil değil mi? E, muhakkak dış pazarında düşünülmesi lazım. Haklısınız. Yoksa... Çünkü elektrikli bir araçtan bahsediyoruz. Hı -hı. Yani elektrikli araç olduğu için dış pazarda da satış şansları çok olacaktır. Biz, Biz yapıyoruz mesela, otobüs yapıyoruz, elektrikli işte ben otobüs onu, yapıyoruz. Ha, elektrikli otobüs yapıyorsunuz, yapıyoruz. elektrikli kamyon, kamyon yapıyoruz. yapıyorsunuz. Ve önümüzdeki Hı -hı. sene inşallah e, pazara da sunacağız. E, elektrikli Çok rekabet de... yok mu pazarda? Şimdi şöyle, e, elektrikli otobüs e, açısından bakarsak, tabii Türkiye'de şu anda e, gerek fiyat yapısıyla, gerek daha altyapıların, şarj altyapılarının yani daha kurulmamış olması sebebiyle, biz çok büyük bir talep olacağını beklemiyoruz önümüzdeki bir iki sene içinde. Hı hı. Zamanla olacaktır. Bu, şu anda bu dünyada en büyük pazar Çin. Çin'de her sene 160 bin tane elektrikli otobüs satılıyor kendi iç pazarında. Ama bir teşvik mekanizması var bununla ilgili. Benzer teşvik mekanizması yavaş yavaş Avrupa'nın bazı bölgelerinde başlamaya başladı. Çok hızlı değil ama başladı. Şimdi Türkiye'de de biraz zaman alacaktır bu. Bizim burada elektrikli otobüste ve kamyonda ana hedefimiz sadece Türkiye değil, ihracat da aynı zamanda. Zaten bu seneki fuarlarda da inşallah sene sonunda sunacağız araçlarımızı müşterilere. Ve ee, önümüzdeki seneden itibaren ihracat olarak da satmayı hedefliyoruz. Kamyon tarafını ise tabi belediyeleri de hedefliyoruz Türkiye'deki belediye. Kran kranar rekabetin olacağı evet. bir evet. doğru şimdiden hazırlanıyorsunuz. Evet. Ama bizim geliştirdiğimiz araçlar güzel evet, değil mi? Güzel Sevindirici olan o yani. Yüzde deyince evet. ben yani yüzde yüz yerli bir otobüs. Evet. Bizim geliştirdiğimiz başından sonuna kadar. Yüzde yüz yerli kamyon diyebilecek miyim? E tabii şimdi artık parça olarak bakarsanız dünyada yüzde yüz yerlik diye bir şey kalmadı. Her yerden parçalar alınıyor. Ama kamyon evet yani normal Japon sisteminin dışında tamamen kendi geliştirdiğimiz bir kamyon ve bir tanesinde Türkiye'nin büyük şirketlerinden birisi olan Aselsan'la da işbirliği yapıyoruz. Yani ortak bir çalışmamız da var orada. Çok güzel bir Yani çalışmada. aslında bir pandaronun kutusunu açacaksınız. Evet. 2020 itibariyle İnşallah. onu görüyorum çünkü. Evet. Önemserim bu tasarım gücü demektir. Evet. Arge, inovasyon demektir. Evet. Ama pazardaki rekabetin boyutlarını da bildiğim için. Evet. Tabii bu arada savunmaya da girdiniz. Girdik. Seyit ile İdef'teydiniz değil mi? İdef'teydik. Yani İdef gurur vericiydi. Hı hı. Ee, gerçekten Türkiye'nin savunma sanayinde gelmiş olduğu üretim, tasarım, yazılım gücü hakikaten çok sevindirici. Bu son 10 senede gerçekleşti aslında. Ee, ben de biz de yeni yeni girdiğimiz için bu gelişmeleri çok daha iyi şimdi görüyoruz. Aslında bizim savunmadaki e, başlangıcımız 2011. Küçük küçük başlamıştık. Zırhlı araçlarla, midibüslerimizi zırhlayarak, emniyet güçlerine, silahlı kuvvetlere verenleri veya pikaplarımızı zırhlayarak başlamıştık. Ama daha sonra bu yelpazeyi genişletmek istedik. Ve burada da en iyi, demin söylediğim gibi kamyonculuğu çok iyi bildiğimiz için de silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına baktık. Oradaki yönlendirme daha çok lojistik amaçlı ağır kamyon, özel araçlar grubuydu. Ve biz o sınıfa girdik. Bir yurt dışından bir firmayla bir stratejik iş birliğine girdik ve araçlarımızı dizayn etmeye başladık. İşte isim de orada çıktı. <laughs> ARGE'den bir arkadaşımız, bir müdür arkadaşımız bu ismi önerdi. Çok hoşumuza gitti isim. Seyit Onbaşı'nın da hikayesini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Seyit ismi çok hoşumuza gitti. Şimdi Seyit'in özelliği şu. Seyit farklı bir araç. Engebeli yollara, ağır koşullara dayanıklı bir araç bir kere 4 çarpı 4'ten 20 çarpı 20'ye kadar geliştirebileceğiniz modüler bir altyapısı var. Bağımsız bir süspansiyon sistemi var. 1.20 metrelik bir sudan geçme imkanı var. Gerçekten nelerde kullanılan mesela bir kurtarıcı araç olarak rahatlıkla kullanılabilecek bir araç. Zor koşulların aracı ama bizim zaten kendi kamyon sistemimizde de en büyük özelliğimiz şu. Ee, Isuzu kamyonlarımızdaki en önemli özelliğimiz de şu. Çok dayanıklı, uzun yıllar kullanılan güçlü araçlar. Aslında bize bu savunmadaki girişimiz çok uyuştu. Yani o anlamda çok ne, uyuştu. Ne zor başka segmente evet. baktığımızda Seyit serisinin içinde biz neler göreceğiz? Seyit serisinin içinde 4 x 4'ten 20x20'ye kadar multifonksiyonel birçok, yani hem tank taşıyıcı, çekici, hem tank kurtarıcı, hem radar sistemlerini taşıyan, personel taşıyan, malzeme taşıyan, her türlü multifonksiyonel taşıyıcı araçlar göreceğiz. Şimdi buradaki en önemli şey savunma sanayinde ticariden farklı olarak silahlı kuvvetlerin isterleri. Bunlara göre özel dizaynlar yapıyoruz. İşte burada ARGE'de devreye giriyor. ARGE gücünüzün en büyük faydası bu. O, bu özel dizaynlar. Güzel olan da Türk Silahlı Kuvvetleri birçok ülke tarafından referans alınıyor. Biz fuarda onu gördük yani Afrika ülkelerinden, Orta Doğu'dan, başka yerlerden, birçok yani Orta Asya'dan. ileride Aynen. gelecekteki ihracat evet. pazarlarımız Kesinlikle. Sen. Zaten burada bunu başarmamız lazım. Yani bu kadar evet. üretimi, bu kadar inovasyonu evet. tabii ki kendi ordumuz için yapacağız ama ihracat yapmak evet. zorundayız. Evet. Peki, e, siz bir küresel kriz bekliyor musunuz ya da resesyon bekliyor musunuz <laughs> dünyada? Çok konuşuluyor ama şu andaki çok ihracat yani pazarlarına yayılmış olduğumuz için gördüğümüz manzara şu anda öyle değil. Yani Avrupa'da evet senelerdir parasal genişlemenin yavaşlayacağı, duracağı ve bir şekilde bazı sıkıntılar olacağı söylendi ama şu anda sıkıntılar bir iki ülkeye işte İtalya gibi biliyorsunuz hı hı. sıkışmış durumda. Yani biz Avrupa'da böyle bir şey şu an için en azından yakın zamanda görmüyoruz. Avrupa değil mi en Avrupa. önemli pazarınız onu e, işimizin yüzde yetmişi orası. O yani, yüzden hani iç pazarda böyle sıkıntı var evet. iken dışarısı bizim için önemli diyoruz. O Çok yüzden. önemli. Peki İngiltere'ye baksak? İngiltere de önemli pazar. Sağdan direksiyonlu araçlarımızı geliştirdik ve İngiltere tarafına satmaya başladık. Şimdi önümüzde tabii bir Brexit sıkıntısı var. Brexit genel anlamda Türk otomotiv sanayiyle etkileyebilecek, olumsuz da etkileyebilecek e, durumlara getirebilir. E, bildiğiniz gibi 31 Ekim'e kadar İngiltere ile ABD'nin arasındaki e, süreç uzadı. Ama arada işte Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Nasıl olacak, nasıl Bir yürüyecek? bilmiyorum. Bir oylama sözü geçti, geçti olacak mı, olmayacak. Şimdi kendi pozisyonumuz açısından bakarsak bizim tabii e, Avrupa Birliği'nin İngiltere ile yaptığı anlaşmaya paralel olarak bizim de İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşmasına girmemiz lazım. Bu çok önemli. Ama öteki tarafta daha ne olacağını bilmiyoruz. Yani İngiltere ile Avrupa Birliği arasında nasıl bir anlaşma olacak? Ee, yani B, C planlarıyla çalışmamız lazım. Bakanlığımızı bu anlamda çok destekliyoruz. Biz de raporlar hazırlıyoruz Otomotiv Sanayicileri Derneği olarak. Destekliyoruz. Zaman gösterecek ama Brexit önemli bir konu. Otomotiv açısından, ve Türkiye açısından da önemli çünkü Türkiye'nin de çok önemli bir ihracatı İngiltere'ye gidiyor. Şimdi burada virgülü koyuyoruz. Buyurun. Çünkü bugün sizi konuk ettik. İmalat sanayi istihdamının %5'ini temsil eden, ee, ihracatın itici gücü otomotiv, Türkiye'deki istihdamın itici gücü yan sanayiyle birlikte otomotiv. Aslında size hoş geldiniz demek istiyoruz. Bundan sonraki ikinci görüşmede ki sürdüreceğiz bu yayınları. İngiltere üzerinden otomotiv endüstrisi ve gelişmeleri konuşmamız çok önemli evet. diye düşünüyorum. Evet. Sağ olasınız. Çok geldiğiniz için sağ olun. sağ olun diyoruz. Çok teşekkürler. Ve hemen bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Sonra ikinci konuğumuzla sohbete başlayacağız. Konuğumuz Namık Ekinci, Çelik Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda Ekinciler Holding eş Başkanı evet. değil mi? İş insanı. Evet. Nasıl mesleğiniz mimarlık? Evet. Nereden çelikçi olmak aklınıza geldi Namık Bey? Ya şimdi çelikçilik aile mesleğidir. Biz 1962 yılında çelikle, ticaretiyle başlayan bir ailemiz var. İşte zamandan bunu sanayiye geçişi olmuştur. Daha sonra uluslararası ticarete geçmiştir. Bu şekilde büyüme sağlanmıştır ve ailenin de büyük çoğunluğu bununla ilgilidir. Biliyorum zor iş. Türkiye'nin çelikçilerinin hepsinin alnından öpüyorum ben. Çünkü Tam da milli olmamız, tam da yerli olup dört elle sarılmamız gereken bir sektör değil mi? Evet. Yani sektörümüzün e, içinde bulunan teşebbüsleri olsun, ticaretini yapan, ihracatını yapan arkadaşlarımız olsun, bunların hepsi vefakar ve cefakar insanlardır. Bunlar sıfır noktasından gelip belli noktalara doğru giden insanlardır. Ama Bunları... ben araya gireceğim Lütfen. Ben niye böyle söyledim Çünkü sizin karşınızda dev dev ülkeler var Evet. Amerika var Evet siz Amerika'ya karşı nasıl duracaksınız Biz e, sektör olarak 193 ülkeye ürünümüzü ihraç eden bir yapımız var tabii Amerika bizim e, en önemli pazarımızdı Amerika'nın o e, section 200 13, hı, hı 212 pardon, Section 212 ile ilgili yaptığı girişimden dolayı ki hiçbir mesnedi de yok doğru dürüst. Bütün dünyayı zorladı. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman da ilk başta bütün dünyaya %25 Türkiye'de dahil olmak üzere bir vergi uyguladı. Bunda rakiplerimizle mukayese ettiğimiz zaman biz yine sorunsuz bir şekilde ihracatımıza devam ediyorduk. Ama baktılar ki Türkiye ihracatına devam ediyor. Bunu da iki katına çıkarttılar. Yalnız Türkiye'nin ihracatındaki vergi. Sabah söyledi Trump, akşam uyguladılar. Şimdi bir numaralı pazarımızda, tabi bir numaralı pazar devre dışı olunca, büyük bir zorluk oldu. Bunun arkasından tetikleme olarak Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmamız olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin yaptığı da Amerika'ya gidecek olan malların gidemeyeceğinden dolayı ticarette trafik sarsması olacak tereddütlerinin içinde o da koruma önlemine girdi. Şimdi o koruma önlemine girdi. Arkasından işte e, Kanada falan diğer ülkeler. Bu şekilde olunca zaten bir taraftan da bizim şeyimiz var. E, siyasi karışıklıklar yaşayan ülkelerimiz de var. Yani savaş halinde olan ülkelerimiz de, ülkeler de var. Şimdi e, bu şekildeki pazardaki daralma bizim üretimimizi de daralttı. Olumsuz etkisi yarattı. Ama bunun yanı sıra ihracatımızda önemli aşama oldu. İç piyasada tüketilemeyince sanayicimiz olsun, ihracatçımız olsun dış pazara doğru yüklendiler. Yüzde e, 22,5 milyon 21,5 milyon ton civarında geçen sene rekor bir ihracat sağlandı. Bu senenin 4 ayına baktığımız zaman Nisan sonu itibariyle 18 civarında ihracatımızda artış var. Geçen senenin ilk 4 ayına göre. Bu da güzel. Ama gittikçe pazarların zorlanmasından dolayı sırf tek tabanca olarak sırf ihracata yüklenmekle de bir neticeye varamıyoruz. İç pazarda da önemli daralmalar var. İç pazardaki bu daralma maalesef dengeyi bozuyor. Yani bu dengenin sağlanabilmesiyle ilgili iç pazarında harekete geçmesi lazım. Bu bir istektir. Gerçekleşmesi ne kadar olur, ne zaman olur, nasıl olur, bunlar belli değildir. Şimdi Amerika'ya tekrar dönecek olursak, Amerika'nın... Hemen bir lütfen. izin isteyeyim. Biz neyi konuşuyoruz? Biz Türkiye'deki çelik pazarına, çelik üretimini konuşuyoruz. Çünkü... ABD ve Çin'in ticaret savaşını duyuyorsunuz. Ticaret savaşının tam göbeğinde aslında bu konu var. ABD kendi ülkesinin dışında yaptığı ithalat kalemlerine bakıyor ve ithalatı kendi açısından tehlikeli bulunca ek vergilerle kendi sanayicisini korumak adına ülkeleri ithalatını kısıtlıyor. Korumacılık dediğimiz süreç. Öyle değil evet, mi? Evet, dediğiniz çok doğru. Buyurun. Tabii Amerika bunu yaparken bütün ülkelerin yaptığı gibi kendi ülke menfaatlerini ön plana araktan hareket ediyor. Gayet doğaldır. Ama buradaki hakka hukuka dışına taşaraktan ki bizim Dünya Ticaret Örgütüne üye kuruluş ülkeleriz ticaretimizde Buna e, Amerika'nın uymaması Şikayet etmediniz bir, mi? Şikayet ettik, mahkemeye verildi. Ne zaman mahkemede? Mahkeme Allah bilir ne zaman belli olur, bilmiyoruz. 3 yıl mı, 5 yıl mı? A, evet, yani iş işten <laughs> geçtikten sonra. <laughs> dünya ticaret sonra, evet. Dünya ABD ile bir de antidamping soruşturmaları, o süreç var. Onların da e, sıkıntısı var. Orada evet, durum ne? onlar da devam ediyor. Yani şimdi ben şeyini göstermiş olsam bayağı. Yüklü bir şekilde Amerika'nın bize uyguladığı zorluklar var. Ama işte o yüzde 25'in üzerine bir yüzde 25 yalnız Türkiye'ye konunca bizim elimizi kolumuzu bağladı. Yani Bunun... Rahip Brunson davası sürecinde kült evet. diye bir Twitter'la geldi, uygulamaya evet. girdi. girdi. %50 vergi evet. Türkiye ödüyor. Evet. Rahip Brunson gitti. Bizim üzerimizdeki %25 gitmedi. Nasıl gidecek? Şimdi bununla ilgili Sayın Bakanlarımız hem Ticaret Bakanımız hem de diğer bakanımızla birlikte geçenlerde, yakın geçmişte Amerika'da yaptıkları bir toplantı var. Bu toplantıda Amerikan Ticaret Bakanıyla yaptıkları görüşmede gündeme getirdikleri konuların azalttı azalttı bizim bakanımız dört tane konuyu masaya getirdi. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi daha doğrusu bizim çeliği direkt ilgilendiren konu bu yüzde elli'nin tekrar yüzde %25 25'e indirilmesiyle ilgili. İkincisi ise bu şey konusu yüzde 13 civarında bir ilave vergi getirdiler. Bu geliştirilmesi hı hı. onu Onunla ilgili 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatımız olan bir konu Bunlar da gözden geçirilmesin bunun da normal makul hale getirilmesiyle ilgili görüşmeler oldu şey Amerika Ticaret Bakanı'nın ise 20'ye yakın konuyu dillendirdi ama bu bizim iki tane konumuzu hiç ilgilenmedi bu da olumsuzluk. Yani e, Amerika bunu yaparken kendi ekonomisini düzeltirken haklı olarak, haklı gerekçelere dayandırarak, etrafa haksızlık yaparak değil de, e, mesneti doğru olarak yapmış olsa kimse bir şey diyemez. E, güçlü olan herkes korumacı dünyada. Bütün ülkeler korumacı. Güçlü olan kuralları belirliyor. Şimdi Çin başbakanı. 9-10. Amerika'da. Çünkü masadan kalkan Amerika et vergi uygulamayı da devreye soktu Çin'e. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu tablo içerisinde biz bu kadar 4 ayda bile ihracatımızı artırdık %18. Evet. Biz orada ne yapıyor bizim e, üreticilerimiz? Ee, Amerika'yı artırmadık biz. Dünyayı artırdık. Yani ihracatımızı dünyaya artırdık bizim üreticilerimizden ziyade ihracatçılarımız. Ha, bu arada bir son dakika gelişmesi diyor Trump İran'a ambargosu kapsamında alüminyum, çelik bununla ilgili yaptırımları içeren sözleşmeyi imza atmış. Evet zaten e, bize bekleniyordu. yasak. <laughs> zaten bekleniyordu yaptıkları. E, şimdi şeyin e, İran'a geldiğimiz zaman da İran bizden Aynı Yelpaze'de ürün üreten bir ülke. Bizden önemli avantajları cevhere, en iyi cevherlerin olduğu yer. Enerji ucuz. Yani bizden üstünlükleri var. İran'ın. Üstünlük, evet İran. üstünlükleri olduğu için başka ülkelere de ihracat yapamıyordu. Türkiye'ye geliyordu. Türkiye'ye gelişinde bizim bakanlığımız bu haksızlığı giderebilmekle ilgili %30 civarında inşaat çeliği ile ilgili en çok da taciz olduğumuz konuydu. bir vergi uygulaması getirdi. Ama Amerika'nın Section 232 ile ilgili Avrupa Birliği'nin koruma önlemleriyle ilgili arkasından Türkiye'de koruma önlemi açtı. Bu ayın 5'inde yani 2 gün önce, 3 gün önce süre doldu ve koruma önlemini kaldırdık. Biz. Evet, Türkiye olarak biz kaldırdık. Gerekçe olarak iki tane şey söylendi. Bir tanesi ithalatın azaldığını, çelik ithalatının azaldığını, ikincisi de üreticileri tacit edecek yahut da onlara zarar verecek işlemden olmadığına dair olarak bir gerekçe söylendi. Tabii biz aslında şey isteriz. Yani e, hiçbir gümrük olmasın. Gümrüksüz yaşamayı biz tercih ediyoruz ama ama şu şartla. Herkes dünya ticaret kuralları ölçüsü içinde, kuralları içinde hareket edecek. Kaşının üzerinde, e, gözünün üzerinde e, kaşım var deyip de yahut da kaşının üzerinde gözüm var deyip de ceza, lüzumsuz cezalar kesmemek şartıyla. Kim beceriyorsa, kim başarılı ise onun ürünü her zaman satılabilmeli. Bizim bütün, ürünümüz iyi mi? Bizim ürünümüz 193 ülkeye giden ürün. O zaman biz ABD'nin, AB'nin Çin diyelim mi? Çin'in evet. Çin'in yani güçlü ülkelerin tüm yaptırımlarına rağmen biz buradayız diyebiliyor muyuz? Biz her zaman buradayız. Peki İran'a bu yaptırım geldi. Biz buradayız. Burada pazar daralmasına yol açabilecek bir şey var mı? Olacak mı? Şimdi onu her zaman yaşıyoruz zaten. Nasıl? Çin dünyada geçen sene 1 milyar 908 milyon ton 1 milyar 809 milyon ton Çelik üretim oldu, sıvı çelik üretim oldu. Bunun yüzde 50'den fazlasını Çin yaptı. Çin'de geçmişte de yaşadık. Şeyi büyüme daraldığı zaman, ekonomi daraldığı zaman Çin dışarı ihracat yapıyor. İhracat yaptığı zaman nasıl yapıyor? Bizim pazarımız olan ülkelere hiç fiyat falan dinlemeden. Yok ediyor, çekirge yok sürüsü ediyor. gibi evet. pazarlara gibi dağılıyor. Evet, doğrusu. evet. Hepsi çok acımasız yani. Ama biz de, biz de e, defa ilk başlarken de vefakar ve cefakar iş adamlarımızın, müteşebbislerimizin, sanayicimizin e, sayesinde hiç yılmadan çalışmamıza devam ediyoruz. Yeni pazar yok bizde, ama Pazarlarda ki payımızı artırmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani her şeyi bakanlıklardan istemek yerine sivil toplum kuruluşlarının projeler üretip ihracatı geliştirmeye yönelik hareketlerde bulunması, bakanlıklar da bunu benimsediği zaman destek vermesi, arkasında olduğunu hissettirmesi önemli. Buna bir örnek verecek olursak, ben aynı zamanda da Çelik Dış Ticaret Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını da yapıyorum. Derneğimizde olan bir projemiz, maliyetleri düşürücü, aktif pazarlamayı sağlayıcı ve uzak ülkelere ve bilhassa uzak ülkelere. Mesela ilk pilot bölgemiz bizim, Batı Afrika ülkeleri. Oraya Türkiye'den ürünleri sevk edebilmekle ilgili. Yaklaşık maliyetleri 120 ile 150 dolar civarında nakliye maliyet olan bir konu bu. Konteynerlerle yapılan. Hı hı. Ama bizim bu ürettiğimiz e, projemizin sayesinde bunları 45-50 dolarlara kadar indireceğiz. Yani bunu gerçekten bunu başarırsanız, Helal olsun diyeceğim. Neden? Sürekli ağlayan, sürekli devletten bir şey talep eden bir özel sektör yerine kendi STK'sıyla, kendi lobi gücüyle, kendi içindeki uluslararası ticaret kültürüyle maliyeti aşağı çekme operasyonu. Evet. Var mı model Türkiye'de başka böyle? Türkiye'de yok bu. Bunu başarırsanız biz önemli bir yol alıyoruz. Evet. Kültürüye. Yani şimdi bunu Yaparken de aynı zamanda da o ülkelerde depo işlemleri yapacağız. Yani aktif pazarlamaya yönelik bir ürün gittiği zaman oradaki ithalatçı yahut da kullanıcılar her zaman bizden bizim malları bulabilecek şekle getirecek. Peki, e, burada siz bunu yaparsınız, yapacaksınız çünkü yola çıkmışsınız görüyorum. Devletin oradaki katkısı ne olabilir? Devletin oradaki katkısı ilk başlarda olabilir bize. Şimdi elbette ki o ülkelerdeki elçiliklerimiz olsun, ateşeliklerimiz olsun, onlardan yardım alacağız. Ee, bizim oraya adapte olmamızla ilgili onların bilgi birikimlerinden faydalanacağız. Ama bu gibi yeni olan işlerde kimse zarar etmek için uğraşmaz, zarar etmemeye çalışır. Ki bizim bu projede, yeni bir projede değil, uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız, ve çalışmayı da yapanlar zaten o piyasaları bilen arkadaşlarla, ihracatı bilen arkadaşlarla, deneyimli olan arkadaşlarımızdan ürettiğimiz bir proje. Şimdi ilk baştaki sıkıntı şu olabilir. Diyoruz ki biz sen bizim iş adamlarımız, ortaklarımız yapacağımız şeyde de şu var. Minimum yüz ortaklı olacak ve hisseleri de bir yerde birikmeyecek. Yani maksimum yüzde bir hissesi olabilecek. Bunu la birlikte kimsen hakimiyet içinde olmayacak, sürdürülebilir ve profesyonelce yönetilen bir şirket haline getirmek. Bunun işte ilk başlangıcındaki sorunu ya yani ilk bir iki üç gemide Zarar edilebilir, daha başlangıç çünkü hı hı. bu. İşte bunu sizin de bize yardımınız olsun, böyle bir girişimize yardımınız olsun. Yaklaşık e, biz de koyar isek sermaye olarak, siz de o kadar sermaye koyun. Yani bir devlet en fazla ortak olabilir, dediğiniz bu. Çünkü onun orada olması içerideki demokrasinin ya da dengenin sağlanması için gereklidir diye düşünüyorum. Şart yani bu bir başlangıçtır. Yani ilk enerjiyi verebilmek önemlidir. Güzel. Ama vermeseler bile yine de biz bunu yapacağız. Siz yola çıkmışsınız. Biz yola Dersinizi çalışıyoruz. Kolay evet. mı? Ve şey olarak da bu e, tanıtımını çok yaptık biz. Herkesten de bekleniyor eee şirketin kurulmasının son aşamasına geldik. İsmini de söyleyin belirledik. İsmini? İsmi yarısı Türkçe, yarısı İngilizce. Olsun söyleyin siz. Taşımayla ilgili Heybe. Bildiğimiz Heybe. Evet. Heybe Line. Heybe, heybe Hattı. Line. Evet. E, güzel. Evet. Ya, ya biz bu Türkler ne zaman adam olur? Bu ülkede bir şirketimiz vardı Roro. Evet. Bütün lojistikçiler oradaydı. Gittik evet. bunu özelleştirdik. Kamyonacılara gökten para yağdı. Niye satıyorsunuz dedik. Şimdi Hebel Line kuruluyor. Çünkü ihracatta maliyetleri ithalatta, ihracatta maliyetleri aşağı çekmek lojistik avantajı yakalamak için değil mi? Evet. Kolay gelsin demem Yalnız tabii e, bahsettiğimiz Batı Afrika ülkeleri pilot bölge, sonra Afrika'nın diğer yerleri, Karayiplere, Tuna boyu ülkelere bu şekilde yayılacağız. Kolay gelsin. Ben Heybe Line'ı izleyelim biz. Evet. E, i̇şiniz hiç kolay değil. Tam koruma savaşlarının, korumacılığın ve ticaret savaşlarının göbeğinde Nefes almaya çalışan bir sektörün temsilcisi olarak evet. buradasınız. Ya, mücadele zorluklar her zaman olacak. Kolaylık olursa zaten herkes yapar. Ama zorluk şu avantaj var. Başardığın zaman ki başaracağız, senin rakiplerin olmayacak. Haklısınız. Ben de sizden hurda yerine cevher e, üretimini bekliyorum. Ve diyorum ki burada virgülü koyuyoruz. Çünkü yayınımız bitti. Öyle mi? Bir başka programda yine birlikte oluruz İnşallah. Namık Bey. İnşallah. Çok teşekkür ederim. E, Yürüyüş de yapıyoruz ya yapamadık evet. <laughs> da yapacağız birlikte. Kolay Sağ gelsin olun. diyorum. Sağ, çok çok güzel Heybelay. Sağ olun. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın arkasından bu sefer diğer konumuzda sohbete başlayacağız. Çok olun. teşekkür ederim. Sağ çok ederim. güzel <laughs> Heybelay. Şöyle sırtımızı arkaya yaslayalım. Neden? Otomotiv endüstrisini konuştuk. Pazarda yüzde daralma var. Sıkıntılar. Eh oradan geçiş yaptık. Nereye? Çelik endüstrisine. ABD ile Çin'in karşı karşıya geldi. ABD'nin, Çin'in, AB'nin hemen her ülkenin korumacı olduğu bir dünya. İşte böyle bir dünyada kendi iş sorunlarımız, tartışmalar filan falan derken... Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Biz de dedik ki şöyle sırtımızı yaslayalım. Kahve üzerine güzel bir sohbet edelim. Sizler de evinizde kahvelerinizi yapın. Gelin rahat rahat kahve üzerine yapacağımız sohbette hatta bize fikir bile verin. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Mehmet Dinçerler kendisi CEO CEO Gloria Jeans Cafe'nin CEO'su aslında bir girişimci, iş insanı. Çok fazla özelliğiniz var değil mi? Estağfurullah ama elimizden Öncelikle yanlış. iyi bir baklavacısınız galiba değil mi? Tabii bizim babam mesleği baklavacı. Ben Gaziantep'liyim. Baba mesleği baklavacı. Tabii bizi de biraz çekirdekten yetiştirmeyi seven biraz kültürel bir ailem vardı. Bizi tabii ilk baklavacı olarak yetiştirdi. Ama sonra tabii biz kabuğumuza sığmadık. E yani baklava açmayı biliyorsunuz. Tabii ki. Ustasınız tabii, yani. Tabii, tabii. Peki baklavanın dışında ne yaparsınız? Kurabiye, e, pasta? Açıkçası bizim e, konseptimiz işte baklava, pasta, e, kurabiye, birçok çikolata çeşitlerimiz vardı. E, ben tabii ki kendi işimi kurmadan önce e, ilk etapta bunların hepsinden bir dönem geçtim. Yani nereden baksanız birer sene hepsinde çalıştım. Daha sonrasında şirkette bütün e, imalattan sorumlu müdürün yardımcısı olduktan sonra e, ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim ama e, bizim eski işimizdeki yani babamın işindeki daha doğrusu bütün imalata hakimim yani. E güzel elinizde bir e, birkaç altın bilezik var evet. galiba. Evet. Ama babanın şirketinizde babanızın şirketinde bir sıkıntı yok muydu? Yani o dönem yoktu. Bu son girdiğimiz düzlükte ufak bir sıkıntı oldu. Biliyorsunuz 2018'de biraz sıkıntılı bir dönem yaşadık. O dönemde yatırımları olmuştu boğulma şirketinin. Daha sonrasında maliyetler çok fazla artınca yazın karmajları marjları ciddi anlamda düştü. Ve yapılan yatırımların karşılığı bulunmayınca şirket bir dar darboğaza girdi. Ama üstesinden geldik yani. O darboğazı aşmaya çalışıyor. Evet. Yani Türkiye'de şirketlerin çoğu <laughs> e, dolar cinsinden borçlanıp dolarla üretip <laughs> TL ile satış yapıyorlar, Dar Boğaza giriyorlar. <laughs> Bir grupta TL ile üretiyor, TL ile satıyor ama nedense dövizle yatırım yapıyor. Sizde de öyle mi oldu yoksa? Yani açıkçası o aslında baktığımızda e, şu şekilde oluyor. E, herkes yani bütün iş insanları ...bazı matematiksel hesaplar sonucu yatırım yapıyor. Yani bunu yatırırsam bu kadar yıl içinde bunu çıkartırım... ...veya yatırımlarımı karşılar, yatırımlarımı ödeyebilirim diye bir yatırım içine giriyorlar. Ama tabii ki bu son yaşadığımız dönemdeki biliyorsunuz dalgalanmalarda... ...evdeki hesap çarşıya uymadı. Birçok insanda bu oldu. Yani TL ile dolar mantığından ziyade... Maliyetlerin ciddi anlamda yükselmesiyle e, çok farklılıklar oluştu. Yani baktığımız zaman e, son bir senede süte yüzde yüz zam geldi. E, yani una bile nereden baksanız yüzde yetmiş yüzde seksen zam geldi. Yani çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Yumurtaya bile yüzde yüz zam geldi. Aa, yumurta fiyatı en fazla artan tarımsal ürünlerden yani, biri tabii. Şimdi bu bahsettiğim e, üç şey: süt, e, un ve yumurta. E bunlar zaten bizim yaptığımız işin ana maddesi. E, o yaptığımız yatırım da birazcık e, düşük maliyetli ve e, halkın her kesimine hitap eden bir yatırımdı. yani Süpermarketlere girmiştik açıkçası. Maliyetler e, düşük ama marjları da çok düşüktü. E, maliyetler e, ortalama %70'e yakın art, artınca e, bu sefer biz maliyetlerimizi karşılayamadık. E, aynı zamanda ee, bir tarafta da ödenen yatırımlar vardı. Ee, o yatırımlar karşılanmadı. Böyle bir dar boğaza girildi. Olur. İş hayatında Tabii, bunlar kesinlikle. olabilecek şeyler. Hepsi Hı -hı. bir deneyimdir. Tabii. Ancak e, iş insanlarına hak veriyorum. Kesinlikle. Yani e, kuru pazar akşamı kur 5 lira 98 kuruş iken bugün 6 lira 20 kuruş. Evet. E 2 yıllık faizler yüzde %24'lere gelip dayanmış. Şimdi bu durumda ne söyleyebiliriz ki biz? Kesinlikle. Bize istikrar lazım. Bize evet. güven lazım. Bize ekonominin ana gündem konusu olması lazım, değil mi? Kesinlikle. Şimdi buradan gelelim. Girişimcisiniz. Evet. Kendi işinizi kurmaya karar verdiniz hı hı. ve niye bu kahve markasının franchise'ına istediniz? E, açıkçası ben ee, bu bahsettiğim, ilk etaptaki bahsettiğim süreçten geçtikten sonra e, tabii biz gıda sektörünün içinde doğduğumuz için e, açıkçası kafamız başka bir şey çalışmıyordu. Yani biz gıdada bir şey, bir farklılık yapmamız gerekiyordu. E, o dönemde çok fazla açıkçası şansım yoktu. Kendimi ispat etmem gerekiyordu. Daha 24 yaşındaydım. E, hani bir şeye başlayıp ondan sonra demin de söylediğiniz gibi istikrarlı bir şekilde gitmem gerekiyordu. E, bunun için de tabii ki geleceği olan bir iş yapmam gerekiyordu yani e, o dönemde e, baktığınızda kahve sektörü çok daha Türkiye'de bebekti. Hala da tam anlamıyla e, bir sükseye kavuşmuş değil. Çok özür diliyorum. Kaç yıldır? E, bu yedinci yılımız. Yedinci yıl. evet Yedi yıl önceden bahsediyorum. Evet bahsedelim. yedi yıl önceden bahsediyorum. E, tabii ki biz de daha doğrusu ben de e, dünyadaki trendleri bir şekilde e, takip etmeye çalıştım. Veya işte, işte biz sonuçta Türkiye olarak baktığınızda bir şekilde Avrupa'yı, Amerika'yı bir adım geriden veya iki adım geriden takip ediyoruz en azından bu sektörde. Baktım ki Avrupa ve Amerika'da ciddi anlamda bir kahve furyası yani insanların temel tüketim maddesi içinde kahve de bulunuyor. Türkiye'nin de bir şekilde kahvenin çok yukarılara çıkacağını düşündüm ve döndüğümde... Türkiye'ye geldiğimde yani bir girişim yapacağım zaman e, dedim ki benim kahve sektörüne giriş yapmam lazım e, ama o dönem kahve sektörüyle alakalı e, çok bir deneyimim yoktu. E, ben de en mantıklı sebep ol, en mantıklısı dedim ki bir e, marka ile anlaşıp en azından onların profesyonelliğini satın alıp e, bu şekilde bir başlangıç yapayım dedim ve o dönemde döndüğümüzde. E, bazı şirketlerle, bazı markalarla, dünya markalarıyla iletişim haline girdik. E, o dönemde Glory Cinsim'de... bir kere söylüyoruz, ondan sonra söylemiyoruz Rütük. E, pardon. Hı -hı. E, o dönemde e, o dönemde bizim markamızın da e, zaten Türkiye'de 99 yılına girmişti. 99 yılında Türkiye'ye giren ilk markaydı. E, ama o dönem bayağı sıkıntılar yaşanıyordu eski yatırımcısıyla alakalı. E, düşünür müsünüz dediler. Yani tekrar canlandırmayı düşünür müsünüz? Hı hı. Böyle bir girişiminiz olur mu? Ee, biz de oturduk. Yedi, ee, aldınız. Aynen. Baktık ki artısını, eksisini. Artısa eksilerinden fazla geliyordu. Biz de başladık. 7 yılda kahve tüketiminde nasıl pazar artış var değil mi? Ee, yaklaşık yüzde %100'e yakın bir artış var. Ee, çayın rakibi oluyor kahve. Tabii ki. Yani e, şu anda rakipler. Ama şu anda. Şu anda rakipler. Evet. Ama kahve, yani pazar araştırmaları yapıyorsunuzdur Tabii değil ki. mi? Tabii ki. E, ne görüyorsunuz? 5 yıl içinde önümüzde nasıl bir pazar, Türkiye'deki pazar ne olacak? Yani herkesin anlayacağı bir şekilde konuşmam gerekirse e, biz ilk araştırma yaptığımız zaman Türkiye'de kişi başı kahve tüketimi yaklaşık 700 gramdı. nüfusumuza oranla. E, bu Amerika Avrupa'da yaklaşık 7 kilo. Yani yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Biz ilk başladığımız zaman yani 7 sene önce. Bugün baktığımız zaman 1.2 kilogramlara kadar geldi kişi başı tüketim Türkiye'de. Önümüzde hala çok ciddi bir makas var Avrupa ile ve Amerika yla. Hani Belki 5 sene içinde onların yerine ulaşamasak da bu 5 sene içinde bir önceki 5 seneden daha hızlı yol al alacağımızı düşünüyorum. Yani 500 gramlık bir artış söz konusuysa geçtiğimiz 5 yıl. Önümüzdeki 5 yılda ben en az 1,5 kilogram daha e, kişi başı tüketim üstüne koyacak diye düşünüyorum. Yani pazarda da kahve markaları arasında muhteşem bir rekabet olacak tabii değil, ki, değil mi? Tabii ki. Ne kadar çok yabancı zincir var değil mi? Evet. Neden e, öyle? Şu yüzden öyle. Yani sosyal medyanın bunda çok fazla etkisi var. Ee, Ayrıyeten şimdi yabancı marka aslında baktığınızda yabancı markadan ziyade yabancı markaların e, müşterilere sundukları kolaylıklar, e, onları çok daha iyi tanıyor ve daha eski markalar olduklarından dolayı yani bizim markamız baktığınız zaman 1978 yılında 79 yılında kurulmuş bir marka. Bugün geldiğimizde neredeyse 2020 yılına geldiğimizde yaklaşık bir 50 yıllık bir şey var. Ne derler ona? Geçmişi var. Geçmişi var. Hem şimdi bu geçmişinde tabii ki müşterilerini çok daha rahat analiz ediyor ve işi çok daha iyi biliyor açıkçası. Biz yabancı marka buraya geldiği zaman bu deneyimle birlikte geliyor ve insanların müşterilerin kolaylık sağlamasını veya daha kullanışlı kullanılabilir e, olmasını sağlıyor ve bu yüzden müşteriler daha çok e, bunları tercih ediyor. Kahve üzerine okuyorsunuz değil mi? Tabii ki. Dünyanın ilk e, kahve annesi ya da kahve e, dükkanının açıldığı yer İstanbul biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani ilk kahve zincirini ya da kahveyi açan Bilgelik Okulu dediğimiz Yazarların, çizerlerin geldiği bir yer. Hı hı. İlk kahveyi e, Londra'ya taşıyan yine biz değil mi? Yani Londra'ya, Viyana'ya, e, Hollanda'ya. Nasıl oluyor da kendimize ait bu kültürü e, bir markaya dönüştüremiyoruz biz? Yabancı markalar bizim ülkemizde akın akın geliyor. Nasıl bir durumdur bu? Bu şöyle bir durum. E, o dönemlerde biliyorsunuz Yemen Türk topraklarıydı ve e, ilk Yemen'de bulundu kahve. E, baktığınız zaman kahvenin olduğu neredeyse çoğu ülkede, e, tabi Amerika kıtasını saymazsak yani bizim kıtamızda e, olanları veya işte bize bağlantılı kıtaları sayarsak, e, baktığınız zaman hepsi neredeyse Osmanlı topraklarıydı, Türk topraklarıydı. Türk topraklarının bir kısmı, büyük bir kısmında e, kahve yetişiyordu ama bugün baktığımız zaman Türk topraklarında kahve yetişmiyor. Yani bir e, coffee belt dediğimiz bir e, kemer var dünyada. Sadece o kemer üstünde yetişiyor. Anlatabiliyor musun? Evet. E şimdi o kemer üstünde de gelmediğimiz için e, Anadolu o kemer üstünde olmadığı için otomatikman bizde kahve yetişmiyor. Ya bizde çay yetişiyor. E, ama şu anda mesela Dünyanın en büyük kahve piyasası Hollanda'da. Hollanda'da da yok kahve. Yani ille <laughs> bizde kahve yetişmiyor olabilir ama kahve kültürünü yaratan, bilgelik okullarını kurma becerisi gösteren değil mi bir ülke olarak yaratamaz mıyız? Tabii mesela o dönemde Türk topraklarının dışına kahve çıkartmak çok büyük bir yasaktı. Yani vatan hainliğine kadar yolu vardı. Hatta şöyle söyleyeyim size Viyana, e, Viyana'da biliyorsunuz kahve çok meşhur ve Viyana'da çok ciddi markalar var. E, hatta bir çok Viyana'nın en meşhur markası var fesli bir kadın. E, o fesli olmasının sebebi o kahveleri Osmanlı'dan ilk almış olmaları. E orada başka hikayeler de var. Dünyanın şimdi en önemli markalarından biri Viyana'da giden Osmanlı'ya esir düşen bir yabancı kahveyle ilgili çok evet. böyle hikayeler var. Üzülüyorum ben bu durumu ama kahve dünyadaki en önemli emtia petrolden sonra değil mi? Ee, yani kahve ciddi anlamda sektör olarak dünyadaki bütün sektörler ve materyaller olarak e, ticaretin yani nakit akışının aynı zamanda istihdamın sağlandığı petrolden sonra ikinci sektör. İşte burada duralım. Niye? Çünkü bizim... Doğru bilinen yanlışlarımız var. Gelin doğru bilinen yanlışlara bakalım. Kahveyle ilgili ne doğru biliyoruz, ne yanlış biliyoruz? Sonra sohbete devam edelim. Kahve son yıllarda popüler hale gelerek gündelik hayatta tercih edilir olmuştur. Yanlış. Kahvenin 700 yıllık geçmişi vardır. Her dönemde tercih edilmiştir. Bir kültür oluşturmuştur. Doğru. <laughs> Uluslararası alanda kahve küçük bir hacme sahiptir. Yanlış. Dünya ekonomisinde kahve, petrolden sonra gelen ikinci üründür. Yıllık ortalama %70 de, parakende de en hızlı büyüyen sektördür. Doğru. <laughs> Türkiye'de kahve tüketimi azdır. Yanlış. Türkiye'de kahve tüketimi kişi başı yıllık 1 kilogramı buluyor. Genç nüfusla birlikte bu oran giderek yükseliyor. Doğru. Mehmet Bey, doğru bilinen yanlışlar için ne diyorsunuz? Yani çok güzel araştırma yapmışsınız, kesinlikle doğru. E önemli, ben istiyorum ki bir Türk girişimcisi, bilgelik okulu kahveleri, bize ait kültürü hı hı. dünyaya farklı biçimde taşısın istiyorum ben. Yapılamaz mı bu? Kesinlikle yapılabilir. Ne yap nasıl olabilir? Ne dersiniz? Yani kesinlikle yapılabilir çünkü e, gelişmiş ülkelerde özellikle kahve tüketen toplumlarda... Ee, kahve anlamında yeniliklere o kadar açıklar ki e, yani açıkçası ne verseniz en azından bir denerler yani ve kesinlikle yapılabilir yani niye yapmıyoruz o zaman ee, yani şimdi bizim ülkemizde herkes e, bunu yapmak için ciddi anlamda bir efor sarf etmek ve ee, bunun için böyle kafanız o kadar rahat olacak ki sadece buna fokuslanabileceksiniz ve e, bunu odaklandığınızda da karşılığını alabileceksiniz. Ama aynı zamanda da burada ticaretiniz sıkıntısız bir şekilde devam ediyor olacak. Ee, maalesef bizim ülkede çok fazla şey yapamadığımız için e, ikinci üçüncü kollar atlamak birazcık zor olduğu için sanırım herkes sahip olduğu işe sarılmak Siz her şey Siz Londra'da şeyde. ilk açılan kahveyi ziyarete gittiniz mi? Yok gitmedim. Yani 15. yüzyılda Osmanlı'da ilk kahve açılıyor. Hı hı. Ee, 1650 yılında da Londra'da ilk hı hı. dünyada kahve açılıyor. Evet. Şimdi yani onun için ben bunları böyle üzerinde düşünüyorum. Niçin yapamıyoruz? Niçin başaramıyoruz? Neden bunlar üzerinde Kafa yormuyoruz diye ama... ...emtia olarak kahveye dönelim. Kahve önemli bir ürün kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Dünyanın en kaliteli kahvesi... E, ...şu an ne diyelim... ...Etopya'nın olduğu değil mi? Yani... E, Orası mı? Topraktan ziyade... Kahve için önemli olan deniz seviyesinin ne kadar üstünde yetişirse o kadar kaliteli kahve çıkıyor açıkçası. Ama şimdi iki çeşit kahve var değil hı hı. mi? Robusto ve Arabica. Arabica. Evet. Arabica dünya pazarının %70'ine sahip. Evet. Katma değerinde %45'i Arabica'ya ait. Evet. Demek ki Arabica en kaliteli kahve. Tabii kesinlikle. Bunun yani. sebebi de denizden 2.250 şey metre yukarıda. Deniz olması. seviyesinden yukarıda yetişiyor olması. olması. Evet. E ama tabii kahve böylesine önemli. Bütün gelişmiş ülkeler alıyor kahvenin yüzde neredeyse kaçını? Yani şöyle söyleyeyim size. Demin verdiğim rakamlarda 7 kilo kişi başı tüketimde, 7 kilo Avrupa, 7 kilo Amerika, 12 kilo İskandinav ülkeleri. Yani baktığımızda... Tüm zengin ülkeler gibi kahve kesinlikle. içiyor. O zaman böyle bir emtiyanın... Toplanması, hı hı. pazara gitmesi, yakın kavrulması çok hı hı. önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor, değil mi? Tabii ki. Kahve. Özellikle son dönemlerde e, kahve fiyatları, yani çiftçide kahve fiyatları ciddi anlamda düştü. E, çünkü çok fazla, mesela bu sene çok fazla hasat toplandı. E, Brezilya dünya dünyadaki kahvelerin yaklaşık yüzde otuz üçünü Sadece Brezilyadan çıkıyor. Yani ona en yakın rakibi Etiyopya yanlış bilmiyorsam yüzde onu yüzde onu kadarını yani dünyadaki hı hı. kahvelerin yüzde dokuzu yüzde kadarını hasat edebiliyor. Bu sene ciddi anlamda bir bolluk yaşandı. Eee bayağı kahve fiyatları da uygunlaştı aslında bu sene. Ama e, kahve çiftçisi 28 milyon çiftçinin kahve işiyle uğraştığını biliyorum ben. Tabii, evet. Ee, orada sürdürülebilir bir hayatın olması gerekiyor. Yani çiftçinin para kazanamadığı bir ürün, emtia için sürdürülebilirlik ee, önemli bir kavram değil mi? Orada nasıl politika izleniyor? Orada açıkçası şöyle bir politika izleniyor. Ee, biz Türkiye'deki ilk yağmur ormanları koruma derneği üyesiyiz. Türkiye'deki ilk biziz. Ee, böyle bir e, dernek var ve bu dernek e, çiftçilerin e, ederinde yani hakkaniyetli şekilde maaşlarını alması ve çocuk işçilerinin çalıştırılmaması... E, aynı zamanda bu sendikaların ciddi anlamda denetlenmesi e, için kurulmuş bir dernek. Bu, Aa, evet. Şimdi bir daha çocuk işçiler çalıştırılamaz bir. Evet. İki, İki e, çalışan bütün işçilerin e, hakkaniyetli şekilde maaşlarını alması. Adil e, evet. ücretlendirme. Evet. Evet. Üçüncüsü? E, üçüncüsü de bunların e, sigortaları. Aa, sigortasız, kayıt dışı işçi evet, çalışamaz. Evet. Üç temel evet. gösterge var. Evet, yani bunların ailelerinin ve kendilerinin e, sigortaları aynı zamanda e, hastane masrafları veya işte sağlık hakları e, temin edilmesini denetleyen bir kurum, aynı zamanda oradaki sendikaların da e, denet, denetimcisi kadar güçlü bir yapı. Tabii kesinlikle. Ee, ama kahve fiyatları ucuz değil. Bu sene hasat bol. Evet. Ürün bol. Hı hı. Brezilya üretimi yüzde otuz üçünü yapıyor. Hı hı. Kurallar konmuş. Bunların hiçbirine itirazımız yok. Hı hı. Sürdürülebilirlik çok önemli tarımda. Tabii. Fakat kahve fiyatları e, kavrulma anı ile pazara yakınlık sürecinde çok yüksek. Evet. Kim para kazanıyor bu işten? <laughs> Bu işten tabii ki üreticiler para kazanıyor. Ee, çünkü şöyle söyleyeyim size, yaklaşık e, kahve hasattan toplandığı zaman, yani yeşil hı hı. şekilde olduğu zaman kilogramı 1 dolar. Yani. Ben e, Blue Mountain, hı hı. oraya gittiğim için o kahvelerin en büyük şeylerde zirvelere çıktım. Yeşil kahveleri topladım. Hı hı. Orada yanıyor, sobayı yakıyor Yakıyorlar, çuvallara dolduruyorlar. Hı hı. Bu değil artık, değil mi kahve toplama işi? Yok yani, yani şimdi kaç ton kahve tüketiliyordur bilmiyorum dünyada ama e, herhalde milyonlarca ton kahve tüketiliyordur. O yüzden çok ciddi anlamda zaten mesela bu sene hasatın çok fazla çıkmasının sebebi e, artık daha profesyonel toplanma e, şekilleri olduğu için yani daha hızlı toplanıyor ve ayrıyeten toprağa daha fazla e, önem verildiği için hasat artıyor. Yani o ellerle toplamak falan bütün dünyaya yetiştirilemez bunlar. Yani. Hayır, aslında akıllı tarım <laughs> devreye girmiş durumda. Tabii. O kadar önemli bir emtia ki kahve, kahveyle hı hı. sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde tarladan toplanmayla birlikte inovasyon başlıyor Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii tabii çünkü mesela dediğim söylediğim gibi yeşil kahve tamam yani kilosu bu kadar ama o bir kilo kahveden belki 300 gram bizim tükettiğimiz kahve çıkıyor yani. Çünkü onların işte hasatı, ondan sonra kavurması, e, toplanması, paketlenmesi, aromalandırılması, onların mix hale getirilmesi. Ya bunların hepsine baktığınızda çok büyük bir arge var ortada. Peki sizin e, kaç e, Türkiye'de şeyiniz var? Şubemiz mi? Şubemiz. 70 şubemiz var. Nasıl büyüyecek misiniz daha? Tabii ki. Yani bizim aslında baktığınızda bizim ilk pazara girdiğimizden, sonrasında geliş geliştirmemizden, şu anda hedeflerimizden aslında baktığınızda gerideyiz. Ee, i̇şte bu son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Ee, ama e, o açığımızı kapatacağız. Hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Yani açıkçası biz e, 2019'da, daha şu anda 2019'da 11 tane dükkan açtık. Bugün baktığımızda 5. aydayız. Kaç kişi çalışıyor? Şu an bizde 800'e yakın. 800 kişi. Evet. Yani orada insan kaynağı yönetimi de önemli bir konu değil mi? Sıkıntınız Kesinlikle. var mı insan kaynağı yönetimiyle ilgili? Ee, i̇nsan kaynağı tarafında tabii ki kalifiyeli eleman bulmak şu anda bizim sektörümüzdeki en büyük problem. Ee, ama biz eğitim kanalımıza çok ciddi yatırımlar yaptık. Yani çok iyi eğitimciler yetiştirdik kendi içimizde. Hala da yetiştirmeye devam ediyoruz. Bizim Türkiye'nin 7 bölgesinde de şubelerimiz mevcut. Yaklaşık 27 tane şehirde hizmet veriyoruz. Bölgesel anlamda eğitimcilerimiz var. Ayrı, Türkiye anlamında da yani bir head ofisimizde de bir eğitimci ekibimiz var. Biz tabii ki bir Çalışmak isteyen bir insan bize geldiği zaman sıfır olarak gelse bile biz onu yaklaşık bir ay içinde ciddi anlamda iyi bir barista ve hizmet sektöründe kalıcı hale getirebiliyoruz. Kaç baristanız var? Yani işte bizim 800'ümüzün 800'ü de Baristan. barista eğitimini almış ve baristalıktan gelmiş. Yani işte bir tek belki işte gıda mühendisimiz, muhasebecimiz. Gibisinden yaklaşık bir en fazla 50 kişi vardır bizde. E bu kadar baristayı nasıl yetiştirdiniz? Ya açıkçası çok daha fazla yetiştirmişizdir muhtemelen de bizim zaten bizim markamız ciddi anlamda sektördeki bir eğitimci marka diyebiliriz yani. Ama çok da rakip yok mu? Çok zincir yok mu Türkiye'de? E açıkçası bizim rakip olarak gördüğümüz çok ciddi sayıda marka yok. Zaten baktığımızda yaklaşık 4 tane 4-5 tane bir yabancı zincirimiz var. Birkaç tane de ciddi anlamda Türk zinciri var. O yüzden geliştirilebilir. Ama şube anlamında yani baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusu 81 milyon. Hani bin tane coffee shop yok. Yani bin tane kahve dükkanı yok. Anlatabiliyor muyum? Hani Kaç tane kahve dükkanı var? Tüm markaları baz alsak var mı elinizde bir Yani bin tane yok öyle söyleyeyim size. Yani işte kaçtır Türk markalarla birlikte yani 900 bin o civardadır yani. Yani büyüyecektir pazar. Tabii ki yani çok düşünebiliyor musun? 81 milyon nüfus var. 82 milyon. 82 milyon. 82 oldu. Pardon. <laughs> 82 milyon nüfus var ve bunun 55 milyonu genç ama bin tane kahve dükkanımız var. Yani, kahve hep gençler mi içiyor? Genelde daha gençler kahve tüketiminde çünkü nedeni de şu, e, demin de söyledim ya e, bu işe girme sebeplerinden bir tanesi o zaten hani gençler trendleri daha çok takip ediyor. Hani bizde yaş ortalaması biraz hani üst birazcık daha yukarıda olan e, insanlarımız daha çok çaycı veya Türk kahveci. Ama bugün e, 15-16 yaşında çocuk şeye entegre olabiliyor. Espresso'ya, Amerikanlı'ya entegre olabiliyor. Ama bir yetişkini espresso içirdiğiniz zaman o Türk kahvesini arıyor mesela. Ama yani burada Türk kahvesi, yabancı kahve demeyeceğim. Kendi markamızı, kendi kültürümüzü bir zincire dönüştürüp, marka yaratarak dışarıya taşımak bizim görevimiz ya. Var zaten öyle markamız. Nerede o markalar? Ben niye görmüyorum? İnovatif üreten hı hı. ve kahvelerin içine bir büyük holdinge bağlı beyaz eşya şirketi öncülük yaptı. Kahve makineleri çıktı. Sakızlı, mentollü farklı kahveler çıktı. İçeride kaldı. Hiç dışarıya gidemedim. Bir tane markamız var dışarıya giden. Yayından sonra söyleyeyim. Ha <laughs> biliyorum onu. Bir tane şube yetmez bize. Ben onun dışında aynen sizin getirdiğiniz gibi bu zincirlerin de dünyada kapış kapış gideceği bir anlayıştan evet. söz ediyorum. Evet yani söylediğiniz çok haklı bir aslında isyan diyeyim veya haklı bir... E, bu ülkenin 10 yaşındaki evet. çocukları da o kahveyi içmeli. Çünkü Kesinlikle. İkisi de aynı kahve değil mi? Kavrulma şekli farklı olabilir. Kavrulma ve e, bilen yani şey e, pişirme tekniği farklı. Gibi yani bazı tekniği, değil. içinde çoğunlukla karıştırma var, farklılık Daha ince var. E, i̇nceltilmiş, daha kahve inceltilmiş kahve. Daha inceltilmiş kahve oluyor. E, yani şu an dünyada aslına baktığınızda Türk kahvesi ciddi anlamda e, yavaş yavaş artan bir trendi var bu arada yani. Yükselen trend olmalı. Bizim kahvemizden evet. daha iyi kahve olduğunu sanmıyorum burada. Milli ve yerliçi olup çıktım. Neden? Kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki siz bir girişimci olarak Hı -hı. kaç yaşındasınız? Ben şu an 30 yaşındayım. E, çok ee, den evet. bir girişimcisiniz. Evet. Sizi kutlamam lazım. Bu işi büyütürken Türk kahvesini de alın dünyaya taşıyın. Bizde zaten şöyle bir şey oldu. Ee, biz ilk kah biz ilk bu markayla anlaştığımız zamanlarda e, ben onlara şunu söyledim. Benim iki tane sizden isteğim olacak. Çünkü bu bu tarz markalarda e, çok fazla şeyin dışına çıkamıyorsunuz. Konseptin dışına çıkamıyorsunuz. Dedim ki, her şeye okey Ama benim sizden iki tane isteğim olacak. Bunlardan bir tanesi ince belli çay. Bir tanesi de Türk kahvesi. Dediler ki çay tamam ama Türk kahvesi olmaz çünkü bizim kahvemiz bizde Türk kahvesi yok çünkü bizde bütün standartlar eşit olduğu için bütün dünyada bizde Türk kahvesi yok. Dedim ki sizde Türk kahvesi yoksa ve benim de burada e, buradaki üreticiden almama izin vermiyorsanız ben dedim bu markayla anlaşmam. Dedi ki bu kadar ciddi mi Türk kahvesi sizin için? Dedim bu kadar ciddi bizim için Türk kahvesi. Olmazsa olmaz bu kadar net. E peki dediler. O zaman bize dediler birkaç tane örnek verin. Türk kahvesini biz üretelim. E, peki dedik alın. E, aynısını üretebiliyorsanız e, çünkü bu çok hassas bir terazi biliyorsunuz yani e, ciddi. Kahvem şekli. E, evet sunu. Ya fark. bir de marka bile yani mesela siz bir markanın Türk kahvesini içiyorsanız diğer markanın içtiğinizde o farkı anlayabiliyorsunuz. Dedik yani bunun dışına çıkmadan aynı üretebiliyorsanız alalım. Gönderdik yapamadılar. Biz bunu yapamayız dediler. Demek ki bizim de çok <laughs> iyi yaptığımız işler var. Kesinlikle. Önce kendimize güvenmeliyiz. Kesinlikle. Buna ihtiyacımız var. Evet. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diyorum tamam. ama bekliyorum sizden. Tamam. Dış yolculuğu da gerçekten bekliyorum. Tamam. Sağ olun diyoruz tamam. ve kendimize güvenelim, inanalım ve el ele tutuşmasını, birlikte hareket etmeyi öğrenelim. Sevgiyle kalın.